Galatasaray için iyi geçmedi diyebiliriz. Çünkü Trabzonspor ligde dolu dizgin giderken Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşılaşması en azından herkesin beklediği tempoda geçti. Herkes bunu bekliyordu. Çünkü derbi tadında bir maç geçtiğini düşünüyorum ben. İlk kez bu kadar bir arzulu, iki takımın da kazanmak istediği bir maç şeklinde gördük. Bunlar ben kazanım olarak görüyorum. Ama diğer tarafta kaybeden olarak şunu görebiliriz. Galatasaray yine 20 dakikaya çok etkili başlayan bir Galatasaray. Kadro yapılanmasıyla üstünlük sağlamaya çalışan bir Galatasaray. Ve Fenerbahçe'nin buradaki zaaflarından birisi de herkesin beklentisi üçlü stoper mi başlayacak, dörtlü bir defans bloğu mu başlayacak? Herkes bunu beklerken Ali Koç başkanın söylemiş olduğu gibi dörtlü bir düzende başlayan bir Fenerbahçe vardı. Tabii ki bu düzenle çok sık oynamamaları ve sistemin sürekli üçlü stoper mevkinde devam etmesi Fenerbahçe için dezavantajlı. Galatasaray ilk 20 dakikada bunu korudu ama daha sonrasında bunu kullandı ama daha sonrasında bunu kullanamadı. Çünkü orada mesela Kerem'in pozisyonunda bile Kerem gibi hızlı, dripling yeteneği kuvvetli, milli takım performansı iyi, hatta golcüler arasında sıyrılıp gol atabilen, asıl mevki santrafor olmayıp gol atabilen bir futbolcuyu bomboş bırakmaları oradaki bence defans zaafıydı. Ama tabii ki daha çok iyi toparlayan bir Fenerbahçe, kendini bulamayan bir Galatasaray. Artık ben Galatasaray'ı öyle söylüyorum çünkü Galatasaray'ın 3 derbisine baktığımızda Trabzonspor'u 2-0 öne geçiyor, 2-2'den oyun veriyor, puan veriyor. Beşiktaş maçında 1-0'da öne geçtikten sonra 2-1 oyunu veriyor. Evet. Ve dünkü karşılaşma 1-0 öne geçiyor, 2-1 oyunu veriyor. Demek ki Galatasaray'daki işler gençleşmeyle ya da futbolcu kalitesiyle şununla bununla olmuyor. Maalesef sıkıntılar diz boyu gelip gidiyor. Çünkü biz muhtemel 11 yaptığımızda herkesin ortak noktası şuydu. Tamam, forvette Mustafa Mehmet'i koyalım, Halil'i de koyalım. Halil'i tek santrafor koymayalım. Çünkü tek santrafor olursa o defans bloğunda ezilir derken herkesin beklediği bir şekilde oldu. Bence artık Fegül'ü de çok fazla şişirmeye gerek olmadığını düşünüyorum. Fegül'ün artık bu saatten sonra bu kadro yapılanması ya da gençleştirme adı altındaki yapılan bir Galatasaray takımında Fegül'ün artık ben çok fazla forma şansı bulmasını bekleyenlerden değilim. Mustafa Mehmet'i neden düşünmüyor Fatih Terim? Bu kadar herkes, bütün muhabirler Mustafa Muhammed'i muhtemel 11'e yazarken Halil'i tercih etti ve ardından gelen değişiklikte de oyuna Cagne girdi. Demek ki hoca biz eleştirmemiz gereken yerde de bu şekilde eleştireceğiz. Biz hocanın istediği futbolcu profiline ulaşamadığını düşünüyoruz. Çünkü ben daha önce Fatih Hoca'ya basın toplantılarında şunu sordum. Mustafa Muhammed'in sezon sonu bitecek bir bonservisi var. Evet. 4 milyon dolar bir bedelle Galatasaray bu bonservisi devam ettirecek mi, alacak mı bonservisini? Yani Fatih Hoca Mustafa Mehmet ile ilgili çok böyle katı ve pozitif düşünceler olsa evet Mustafa Mehmet'in biz bonservisini alacağız derdi. Fatih Hoca her seferinde şunu söylüyor, Mustafa Mehmet kendi bonservisini kendisi aldıracak diyor. Demek ki onun istediği potansiyelde futbolcu haline gelmediğini düşünüyorum. Ama şu bir gerçek, dünkü maç bize gerçekten bir playmaker ihtiyacı olduğunu Galatasaray'ın ve 6 numara olmazsa olmaz bir transferin ihtiyacı olduğunu gösterdi. Ama derbi maçı olarak görmek lazım. İşte Mehmet Emin Uç'un söylediği gibi, Mehmet de söyledi. Dedi ki yani bu maç Galatasaray'ın çok ihtiyacı var, Fener'in çok ihtiyacı var maçı değildi. Gerçekten Galatasaray'ın da çok ihtiyacı vardı. Çünkü bu iki takım şu an kafada değil. Şu an baktığınız zaman lig sıralamasında 5. ve 7. sırada olması lazım. Evet. Hayır, Fenerbahçe'ye ihtiyaç anlamında biraz daha öne geçiren Pereira ile alakalı yaşanan krizler şüphesiz. Yani Galatasaray'da öyle bir kriz ortamı yoktu. Tabii ki, ama ben yine de Pereira'nın bu hafta kurtardığını düşünüyorum. İleriki zamanlarda yine çok tartışılan Pereira olacağını düşünüyorum. Bunu da koz olarak Fatih Terim ve takımını verdiğini düşünüyorum. Çünkü duruma baktığımızda şu an 5. sıradaki Fenerbahçe'ye 23 puanı var. 8. sıradaki Galatasaray'ın 21 puanı var. Evet. Galatasaray'ın da bu puana çok ihtiyacı vardı. Ama Galatasaray'ın Avrupa macerasının olumlu gitmesi ve daha sonrasında Fatih Terim gibi bir devin, yani Galatasaray için çok önemli bir figürün takım başında olması hem Fatih Terim'i sorgulatmadı hem de Fatih Terim sistemini sorgulatmadı. Ama geldiğimiz noktaya baktığımızda tabii ki sistem de artık sorgulanacak. Gençleştirme bazındaki futbolcuların performansı da çok sorgulanmaya başlayacak. İlerleyen zamanlarda bunu göreceğiz. İşte Mehmet de anlattı hakem hataları olduğunu ve hakemin maçın önüne geçtiğini ben de düşünüyorum. Hakemin maçta olmaması gerekiyor. Yani Halil Umut Mener'in, orayı daha detaylı konuşuruz. Hı hı.
Halil Umut Meler'in bu maçın hakemi olmaması gerekiyor. Halil Umut Meler salı günü Dinamo Kiev maçı yönetecek. Evet. Dinamo Kiev Bayern Münih maçı. Doğru. UEFA diyor ki 48 saat önceden diyor maça veremezsin diyor benim hakemime diyor. Maç cumartesiydi, pazardı. Halil Umut Meler'in görevi belliyken, UEFA görevi belliyken bu maça veremezsin Halil Umut Meler. Ama Halil Umut Meler bu maça verildi. 48 saat geçmiş olmuyor mu ama? Maç veremezsin. Hayır, cumartesi olacaktı. Bugün değildi o maç. Olmaz. Peki şimdi Fenerbahçe'de Pereira neyi sormak lazım? Bir de ben şunu söylemek istiyorum. Yani Galatasaray 1-0'ı bulduktan sonra 2-3'ü bulması lazımdı. Galatasaray'ın kanayan yaratısı, garası 2-3'ü de bulamıyor. Kendi evinde skorunu da koruyamıyor. Galatasaray için olumsuz hava hala devam ediyor. Biz mesela dün maç Galatasaray alsaydı da 2-1 alsaydı biz oynanan oyundan ne kendi camiası rahat olacaktı, ne taraftarlar rahat olacaktı, ne de biz yine gelip eleştirecektik. Sonuçta oyun artık tadı vermiyor. Yani Avrupa'da muhteşem oynayan bir Galatasaray ama ligde kendini veremeyen bir Galatasaray. Arasında dağlar kadar fark var. İşte hakemleri konuşuyoruz. Hakem hataları ön plana çıkıyor. Mesela Halil Umut Meler, ben başlamadan önce, maçtan önce şunu söyledim. Dedim ki Halil Umut Meler'in çok temiz maç çıkaracağını düşünüyorum. Çünkü artık biz hakemlere güvenmeliyiz. Hakemlerin artık sorgulanmaması lazım. Yeni bir hakemlerden sonra gençlerden oluşan bir hakem atamaları. Ama maalesef hakem de maçın önüne geçti. Ben Galatasaray'ın kötü oyunda maçın önüne geçti. Fenerbahçe de kazandı. Şimdi Pereira'nın doğrularını konuşuruz ama önce Mehmet Emin sana da sorayım. Özellikle Fatih Terim'in değişikliklerde geç kaldığını düşünüyor musun? Ve özellikle de forvet olarak Halil'i tek başına tercih etmesi senin için sürpriz oldu mu? Benim için sürpriz olmadı. Bak şöyle yapalım bir. Dün Galatasaray muhabiri kardeşlerimle yan yana, arkadaşlarımla yan yana seyrettim maçı. Ve değişiklikleri de söyledik. Yani söyledim ben dedim bu oyunu çıkar. Halil'i alacak. Ya yok Halil'i almaz dediler. Aldı. Yani Fatih Hoca'nın 3 aşağı 5 yukarı kafasında bir şablon var. O şablon dışına çıkmıyor. Neden çıkmıyor bilmiyoruz. Mesela bir Emre Akbaba örneği verebiliriz. Emre Akbaba Fatih Hoca'nın bu o dörtlü oynatma sevdasında karambole gitti. Şimdi aynı Emre gitti Alanya'da inanılmaz işler yapıyor. Evet. Yani bazı oyuncular Fatih Hoca'nın sisteminde beklentiyi veremiyorlar. Yani Fatih Hoca şu tercihi yapmak zorunda ki benzer eleştirileri ben Pereira'ya da getirdim. Ya oyuncuya göre sistem yaparsın ya sisteme göre oyuncular alırsın. Şimdi bu oyuncular zaten vardı ve bu sistemde verim alamıyorsunuz. Yani maksimum alamıyorsunuz en azından. O zaman bir dokunuş yapmanız gerekiyor. Farklı bir şey yapmanız gerekiyor. Hani Fatih Hoca bunu hepimizden daha iyi bilen, çok daha tecrübeli bir isim ama neden bu ısrarın içine o konuda yorum yapamayacağım. Vardır herhalde hocanın da kendi dünyasında bir doğrusu. Şimdi 65'te Taydan'la Jagne girerken Halil Dervişoğlu ile Morusan çıkmış. Şimdi Halil'in çıkmasını konuşalım. Konuşalım da Morusan nasıl 65 dakika oyunda kaldı? Ne yaptı? Ben mesela Morusan fanatiği bir futbol severim. Ama işte Fenerbahçe maçında ne yaptığını konuşuruz. Daha önceki maçlarda etkisini yani, tabii ki. Çok yetenekli. Ama dün bence iki Roman futbolcu da yoktu yani. Bak, özellikle Morusan milli takımdan hazır dönmedi dediler. İlk 11'de olmayacak dendi falan filan çıktı. Tamam hoca tercihidir çıkar. Ama yani Fatih Hocam sizin tecrübeniz gerekiyorsa 15'te 20'de 25'te değişiklik yapmaya yetecek kadar tecrübeniz var. Ve böyle bir gücünüz var. Ama ondan sonra dediler ki bu yani biz Pereira'yı niçin değiştiriyoruz? 43'te 3 tane oyuncu değiştirir için eleştiriyoruz değil mi? O zaman Fatih Hoca'ya demezler mi? 15'in dakika oyundan çıkartıyorsun bu adamın sen bu oynamayacağını bilmiyor musun demezler mi? Kimse ağzını açmaz. Çıkart kazan kimse ağzını açmaz. Şimdi keşke değiştirseydin oluyor. Ya ben orada şunu düşünüyorum. Gerçekten genç futbolcular akıllı bir Galatasaray var ama gençler tecrübesi ya da bunu Fenerbahçe maçını kaldıramadı. İşte, bu kadar basit yani. Oyuncuyu kaybedersin. Öyle olur, böyle olur, şöyle olur. Tabii ki oyuncu kazanmak önemli ama bu seviyeler oyuncu kazanma seviyesi değil. Derbi maç. Yani 65'e kadar ben Morusan'a tahammül etmezdim.
Halil inanılmaz top saklayan bir oyuncu. Yani üç kişinin arasında adam topu alıyor ve bir şekilde o topu koruyabiliyor. Çok doğru koşular yapıyor. Yani dün yeteri kadar kendini gösterebildi mi tartışılır. Ama işte tek adam olarak oynatır mıydın? İşte doğru yerde mi oynadı, doğru oyuncu grubuyla mı oynadı vesaire gibi sorular var.